Yani quyidagi misollarni taqqoslaymiz. Buning uchun biz katangens x funksiyasining quyidagi xossasidan foydalanamiz. Bu funksiya 0 pi oralig'ida kamayuvchi. Shundan foydalanamiz. Buni grafikda ham ko'rishimiz mumkin. Nol pi aralığında funksiyo kamayuvchi katangens x funksiya pi taqsim 2 nuqta pi taqsim 2 da nolga teng bo'ladi. Ammo muhimi biz hozir bu yerda bu misollarni yechish uchun bu funksiyaning nol pi aralığında kamayuvchi ekanligidan foydalanamiz. Ya'ni qiymati kamayib boryapti. Xo'p, birinchi misol. Mana bu sonlarni taqqoslaymiz. Buning uchun biz 3 pi taqsim 4 va 6 pi taqsim 7 ni taqqoslaymiz. Xo'p, dastlab bu sonlar ikkalasi ham nol pi aralig'iga tegishli, ya'ni quyidagi tengsizlikni yozishimiz mumkin. 3 pi taqsim 4 6 pi taqsim 7 pi dan kichik. Bu quyidagi tengsizlik o'rindi. Shu sababli katangens kamayuvchi ekanligidan qanday foydalanamiz? Agar bu sonlar orasida quyidagi tengsizlik o'rinli bo'lsa, bu holda ularning katangenslari uchun mana bunday tengsizlik o'rinli bo'ladi. Demak, birinchi son ikkinchisidan katta ekan. Chunki katangens bu oralig'da kamayuvchi. Xo'p, ikkinchi misolga o'tamiz. Tangens 2 va katangens 2 va katangens 3. 2 va 3lar bu sonlar to'g'risida ham biz ma'lum. Demak, 0 dan katta, 2 3 dan kichikligini ham bilamiz va 3 pi dan kichik. Chunki pi taxminan 3.14 ga teng. 14, 15 va hokazo. Pi taxminan 3.14, 3 dan katta son. Demak, mana bu tengsizlik bajariladi. 2 va 3 shu oraliqqa tegishli, mana bu oraliqqa. Bu holda ularning katangenslari uchun teskari tengsizlik o'rinli bo'ladi. Demak, mana bu yerda tengsizlik teskarisiga bajariladi. Va 3-chi misolga o'tamiz. Katangens 6 va katangens 5. Xo'p, 6 va 5lar berilgan mana bu oraliqqa tegishlimi? Yo'q. Chunki bu pi dan katta, 5 pi dan katta. 6 ham pi dan katta. Bunday hollarda biz bu oraliqqa keltirish uchun quyidagi tenglikdan foydalanamiz. Katangens alfa teng katangens alfa qo'shuv k pi. Chunki katangens davri pi ga teng. Eng kichik musbat davri pi ga teng. K pi ham uni davri. U yerda k butun son. Shundan foydalanamiz. Masalan, katangens 6 ni teng katangens 6 minus pi deb yozishimiz mumkin. Katangens 5 ni katangens 5 minus pi deb yozishimiz mumkin. 6 minus pi. Endi 6 minus pi mana bu oraliqqa tegishli. 6 minus pi. Bu musbat ekanligi tushunarli, chunki pi taxminan 3.14 ga teng, bu musbat son. Va pi dan kichik. Nima uchun pi dan kichik? Chunki pi ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 6 kichik 2 pi tengsizlik hosil bo'ladi. Va bu tengsizlik o'rinli, chunki pi 3 dan katta son, 2 ga ko'paytirsak 6 dan katta son hosil bo'ladi. Bu tengsizlik o'rinli ekan. Va 5 minus pi chi, shu oraliqqa tegishlimi? Ha, 5 minus pi ham tegishli. Chunki u 0 dan katta, u 6 minus pi dan kichik. Bu o'z navbatida pi dan kichik. Demak, bu sonlar orasida quyidagicha tengsizlik o'rinli ekan. Bu holda uni bu sonlarning katangenslari to'g'risida teskari tengsizlik yozamiz. Demak, bularning katangenslari uchun bu yerda tengsizlik teskari bo'ladi. Ya'ni mana bu katangens 5 minus pi bundan katta bo'ladi. Demak, katangens 5 katangens 6 dan katta ekan. Bu yerda quyidagi tengsizlikni yozishimiz mumkin ekan. Keyingi misol, mana bu misolni ishlaymiz. Buning uchun buni xo'p, bu manfiy son ekan. Musbat bo'lishi uchun biz bunga katangens 5.2 pi qo'shuv 6 pi qo'shamiz.
Altı bir koşsa bir de musbat san bulardı. Yani bu teyim bulardı. Birinci son demek. Ortaşı son. Katangınız. Minus 5 bütün onda 2 pi. Teng. Katangınız. Bunge 6 pi'ni koşadigan bulsak. 0 bütün ondan 8 pi hasıl buladı. Yani 0 bütün ondan 8 pi bu aralıkta değişli. Bak yani kengi sonunu hamış uzgartır gözlerimiz. Katangınız. Minus 4 bütün ondan 9 pi. Teng. Katangınız. O bu müsbat buluşu için kediler onge 5 bin koşaydık. Katangınız. O da 0 bütü 10'dan 1 pi hasıl buladı. 0 bütü 10'dan 1 pi müsbat ve pi'den küçük. Oralıkta tekişli. Bu sallar arasında bir de tensizlik oralı. Demek onların katangensleri için tezgahar denksizliği oranlıyken. Demek bana bu son, katangens bana bu son, bu sondan katteyken. Demek bunlar da bana birilgen sallar için kuydayı denksizliği oranlıyken.